Değerli canlar, yine 2 gün sonra bir Madımak katliam duruşması var. Onun öncesinde bir basın çağrısı yapmak istiyoruz buradan. Sesimize ses veren kurumlar var. HDP Genel Merkezi'nden Sayın Fatma Kurtalan burada vekilimiz. HDP Ankara İl İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ve Madımak Müze Komitesi'nden şehit ailesi Hüseyin Karababa. Açıklamayı biz Madımak Müze Komitesi'yle beraber yapacağız. Önce biz bir Demokratik Alevi Dernekleri olarak bir basın metni okuyacağız. Daha sonra aileler adına Sayın Hüseyin Karababa bir konuşma yapacak. Böylece bitireceğiz basın metnimizi. Madımak katliamı bundan yaklaşık 30 yıl önce devletin organize ettiği ve gerici tekçi güruhun hayata geçirdiği bir katliamdır. Bu yapılan saldırı sadece Alevilere değil, ezilen, ötekileştirilen her kesime yapılmıştır. Devletin yıllardır sürdürmekte olduğu tekçi, ötekileştirici bu zihniyetin getirisi olarak devam eden katliam politikaları gittikçe saldırganlaşarak muhalif kesime hiçbir can güvenliği ve yaşam hakkı tanımamaktadır. Benimsedikleri bu korkutma üzerine dayalı ayrımcı tutumları gündelik hayatta dahi varlığını korumaktadır. Örneğin Cemevlerimize yapılan saldırılar ve Alev köylerine cami yaptırma pazarlığı, zorunlu din dersleri, ev işaretlemeleri, asimilasyon politikaları, okullarda Alevi öğrencilere inancımıza hakaretler, Alevilerin kutsal mekanlarına işgal ve saldırılar olarak devam etmektedir. Türkiye'de hangi siyasi parti iktidara gelmişse sadece Alevilere, Kürtlere değil, demokratik muhaliflere karşı baskı, zulüm, katliam ve sindirme politikalarını aralıksız devam ettirmiştir. Kendi iktidar bekası için ülkede ağır bir baskı rejimi kurmuştur. Bu süreçte çıkarılan KHK'larla yüz binlerce insan haksız yere işinden atılmış, muhalif basın yayın organları kapatılmış, binlerce insan hukuksuz kararlarla tutuklanmıştır. Bu haksızlığa boyun eğmeyip direnenler iktidarın saldırgan politikalarına hedef olmuşlardır. Roboski, Ankara Gar, Suruç, Diyarbakır, Antep, Sur, Cizre ve Nusaybin'de de katliamlar yapılmıştır. Yine bu devlet kendi katillerini görmezden gelerek cezaevlerini siyasi tutsaklarda doldurup bir iradeyi dize getirme planları yaparak baskı, zulüm, işkencelerde yaşanmaz olan cezaevi koşullarını, hak ihlallerini ve tecriti devam ettirerek insanlık suçu işlemektedir. Bugün 2 Temmuz katliamının üzerinden 30 yıl geçti. 2012 yılında Madımak ana davası zaman aşımına uğratılarak kapatılmıştır. Yakın tarihe baktığımızda Maraş, Çorum, Malatya ve Gazi katliam davaları sürece yayılmış, karartılmış ve unutturulmuştur. Madımak katliamının üzerinden örtülmesini istemiyoruz. Sadece Madımak katliamı değil, Roboski, Suruç, 10 Ekim Gar, Hrantnik ve diğer katliamların da yüzleşilmesini istiyoruz. Bu sebeple 22 Haziran'da görülecek mahkemede olacağız. Devlet bu katliamlarla yüzleşmediği sürece ülkede barış, demokrasi ve bir arada yaşama imkanı olmayacaktır. İnanç örgütleri, sivil toplum kurumları, demokratik güçler olarak toplumun hak arama mücadelesi veren davalara sahip çıkmasını istiyoruz. Ülkedeki demokratik mücadeleye katkı olacağını düşünüyoruz. Yüzleşmek hak ve hakikatin ortaya çıkarılmasıdır. Devlet yaptığı tüm katliamlarda yüzleşmelidir. Gerçek suçlular yakalanıp adalet önünde hesap vermelidir. Bu katliamlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçlarda zaman aşımı olmaz, üzeri kapatılamaz. Bizler 22 Haziran Çarşamba günü saat 14'te Ankara Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılıyoruz. Tüm kamuoyunda bu duyarlılığa davet ediyoruz. Sivas'ın özelindeki çelişkileri çok iyi bilen bir aileyiz. Bunlarla ilgili cezalar yatmışız, sorunlar, geçmişimize dair sorunlarımız var. Tabii dışarıdan baktığı zaman insanlar içeride ne olduğunu çok iyi bilmedikleri için herkes her çeşit yorumu yapabiliyor. Fakat biz şunu gördük, çocuğumuzu kaybettik. Fakat şunu gördük ki burada bir soykırım söz konusu. Yani periyodik olarak bir soykırım yapılıyor. Nasıl periyodik? Maraş, Malatya, Çorum baktığımız zaman
aralıklarla bir soykırım yapıyor. Koçgiri'den başlayan, Dersim'de devam eden, Malatya, Maraş, Çorum, hatta Ortacay da içerisine alan, Gazi Mahallesi'nin içerisine alan bir soykırım zincirini, katliamlarla birlikte bir soykırımı gördük. Ve ben 30 yıldır bu soykırımı dillendirmek için aslında bu mücadeleyi yürütüyorum. Kız kardeşimin adaletini aramak için bu mücadeleyi yürütmüyorum. Burada adalet falan aramıyorum ben. Dünya kamuoyuna Alevi soykırımını tanıtmak, anlatmak, soykırım diyebilmek, Alevilere soykırım dedirtmek başta. Hepsi korkuyor. Benden başka soykırım diyen hiçbir tane Alevi yok ortada. Korkuyorlar. Soykırım kardeşim bu. Ben soykırım olduğu için bu işin peşindeyim. Kız kardeşim geri gelmeyeceğini zaten biliyorum. Mezardan onu çıkartamayacağımı zaten biliyorum. Adaletin olmayacağını zaten biliyorum. Hatta bu mahkemede, şu an yapılacak iki gün sonraki mahkemede hakimi reddi hakim olarak kullanacağım. Bu hakimi reddediyorum. Bu hakim adaletsizdir. Çünkü bana yapılan katliam, bize yapılan katliam Alman devleti, Hollanda devleti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortak operasyonu. Doğu Perinçek'in yönettiği ortak operasyon. Şenal Sarıhan'ın yönettiği ortak operasyon. Bu uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız. Hollanda devletinin burada vatandaşı ölüyor. Karina Tuis orada yakılarak öldürülüyor. Hollanda devleti buraya mahkemeye avukat göndermiyor. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Almanya'da adamlar ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Alman devleti diyor ki ben bunu istihbarata kullanıyorum. Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Hala Almancı olarak, Hollandacı olarak aynı zamanda bu davaya sahip çıkacağım diyen herkes ya sahtekardır, ya yalancıdır, ya da aptaldır. Biz dünya devletlerinin gözünde Aleviler sorunuz, problemiz. Ortadan kaldırılması gereken bir grubuz. Özgürlükten yana, barıştan yana, insanlıktan yana olan bu grup bütün devletlerin ortak düşmanıdır. Ben bunun için bu işi yürütüyorum. Yoksa kız kardeşimi Sığıya'daki adliyede bulacağım diye bir dünya içerisinde bu yolda değilim. Değiliz de. Lokomotif de benim. Annemi, bacımı, kardeşimi sürükleyen de benim. Ama bu tüm mesele, biz Alevi soykırımı diyoruz. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bunu zabıtlara geçecek şekilde defalarca vurgulamışız. Kardeşim bu bir Alevi soykırımıdır. Yazın oraya. 1945 Nürnberg mahkemelerine baktığımız zaman, ki ben Almanca çeviri de yapıyorum, baktığımız zaman görürüz orada soykırım suçunun nasıl işlendiği ve sonuçlarının ne olduğu. Alevilere lütfen rica ediyorum, eğer soykırım noktasında yan yana gideceksek buyurun, yoksa katliam anmalarıyla bu işi devam ettireceksek bu farklı. Maraş da bizimdir, Çorum da bizimdir, Sivas da bizimdir. Bu bir Alevi soykırımıdır. Teşekkür ederim.